Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allah'a bir adet hamdü sanalar olsun. Bugün beni tabiat koynadığımız havalar biraz soğuk, lakin alov taftada mazakalı oturup biz. Şu dünyanın uzunluğu alovu sal yakınlaşsa insanı küldürdü. Vaholan ki biz işletedik elimiz, biz yok edik elimiz bu alovlar ahiretteki yani dozak alovudan bir neçe 10 beraber yengilleştirilgen, kişireytirilgen bir haleti forması ekenliğini bilemiz. Allah Ta'ala ozu hememizi, ozunu hıfzı da himayesi de saklasın, ahirette ozu cennetlerde cemlesin hememizi. Hop, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hikayeleri, o zatını ashablarına hikaye kılıp bergen hikayeleri hakkında yapılaşırken dedik. Bazı hikayelerde ettik, otken sohbetlerimizde. Bugün bir hikayeni Peygamberimizden eşitkenimiz bir hikayeni esnaf otamız yani. Bu hadisini, yani bu hikayeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hureyre radıyallahu anhu eşitkenekenler ve o kişi sözler belirlediler. İmam Bukhari'nin sahih toplamlarında keltirilgen bu hadis hem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki Bani İsrail kim? Yahudiler. Yaqub aleyhisselam'ın farzandları, Yaqub aleyhisselam'ın isimlerinden biri İsrail idi. Bani İsrail, yani Yahudiler kavmide bir adam bugünken dediler. Yahudiler derekemiz, unutmayalım, bir mahaller Yahudiler Müslüman buluşken. Hazırım Yahudi bulup Müslüman bugünleri buluşu mümkün. Yahudiler Musa aleyhisselam'ın etbaları sıfatı da Musa aleyhisselam'a iman keltirip, Musa aleyhisselam'ın yolunu devam ettirip, bir neçe yüz yıllar devam edip, Musa aleyhisselam'ın dinini yani ayağda tutgen, o dinge amel kigen Yahudiler buluşken, Kudaga yakın, Kudaga yaş tanigen, Kudaga ularda yaş görgenler bugün araları da. Şuna kadar takvadar, yakşı kişilerden biri hakkında gelip git yaptı. O, Bani İsrail kavmiden bugün. İhtiyacı bulup kaptı da indi. İhtiyacı bulup, tanış, biliş, aşna ağayını, yakınlarını aldıge barıp karşı sorabdi. Yani karşı sorulgende elbette bir yetken adam uzun hesabını kıladı, doğru mu? Uzun hesabını kılıp, birer bir kefiliz var mı? Ya ki bu mesela birer bir şahit, bir güvahlar bulsun, bunu bir daha yazıp çizip koyuyla degen gibi elbette hemimiz aytemiz. Xususen muteber bir katta rakamlar bugende bu narsaga itibarımızdan katta bo'ladi. Bu kişi qarz so'rab kelgan mahallarida qarz bermoqchi bo'lgan bir birodarlari mayli men sizga qarz beray lekin siz kelmay qolsangiz, siz qayta olmay qolsangiz safaringizdan sizni o'rningizga menga bu pullarni to'la beradigan bir kafil bormi? Dedi. Shunda qarz olayotgan kishi kafa billahi kafilan. Alloh taolo kafil o'laroq yetmaydimi? Allah Ta'ala'nın özü benim için kefil olarak yeterdi, sizge yetmedi mi dediler. Beriyatken adamım yaxşı imanlı takvadar kişiyken raditu billahi kefilen. Ben razı buldum, Allah Ta'ala'nı kefil olarak kabul kıldım dediler. Bu mesela hiç yok şahit bir güvahlar koyuyorduk. Bir iki kişinin güvah kılıp şunu yazıp çizip koyuyorduk degene de yine karz alayatken kişi kefa billahi şehiden. Allah Ta'ala'nı özü şahit olarak, güvah olarak yetmedi mi? Menge Allah Ta'ala'nı güvahlığı özü yeterlidir, dedi. İki de aşına ortaları da bana şu sohbetler bulup ettu. Bu cereyan neticesi olarak birileri, ikincileri de 1000 dinar karz verdi. 1000 dinar bu cüda hem, yani katta rakam aslında. 1000 dinarlık pulda alıp seferge çıktı. Safari daryomi, dengizmi, narigi betida ekan endi. Borib, ishlarini bitirib, belgilangan vaqt soat keldi endi, ertaga borib pulni berishim kerak degan joyda butun pullarni tayyorlab yo'lga chiqdilar. Yo'lga chiqib, shunga o'xshagan dengiz ekanda, endi dengizning u tarafiga o'tish kerak. Kutibdi, u yoqqa qarabdi, bu yoqqa qarabdi. Dengizni kesib o'tadigan bir markab kema topilavermabdi. Vaqt kelyapti, o'tib ham ketyapti. Ichlaridan xijolatchilik
olovi yonyaptiki, men aytilgan vaqtga, aytilgan soatga yetib bora olmasam nima degan odam bo'laman? U odam nima deb o'ylaydi? Degan o'y, hayol qolaversa, men Alloh taoloni shohid qilgan edim, Alloh taoloni kafil qilgan edim. Albatta yetib borishim kerak deb rosa harakat qilibdi-da endi. Keyin hech iloji bo'lavermagandan keyin mana shu o'tinlarga o'xshagan bir kattaroq bir o'tinni olib, haligi o'tinni ichini yaxshilab o'yibdi. Shu 1000 dinar sig'adigan darajada qilib haligi o'tinni ichini yaxshilab o'yib, teshasi bilan ichiga joylashtirib tangalarni. Keyin yaxshilab yopar ekan, yopishdan oldin bir qog'ozga maktub yozibdi. Men palonchi pistonchi shu qarzni palon birodarimdan olgan edim. Qarzni olayotgan mahalimda ey Alloh, seni o'zingni kafil qilgan edim. Guvohlikka odam so'ragan mahalida men seni o'zingni guvoh qilgan edim ya Alloh. Kafilim ham o'zing eding, shohidim ham o'zing eding. Endi bugun shu omonatni topshirishimiz vaqti soati keldi. Men bu omonatni o'zingga topshiraman, sen o'zing bu omonatni yetkizgin endi deb maktub yozib, ichiga solib, yaxshilab endi suv kirmaydigan shaklda qildilar albatta-da. Yopib dengizga uloqtirdilar. Dengizning narigi qirg'og'ida o'sha soatda, ertasi kuni belgilangan soatda, ya'ni o'sha markab kemalar keladigan soatda qarz bergan kishi sekin sohilga chiqib kelayotgan kemalarga qarab u qarzdor birodarini kutdi. Rosa kutdi. Kun kech bo'ldi, lekin qarz olgan kishidan darak yo'q. Endi kemadida endi kela olmadi bugun deb o'zi ichida ming xil uzr, ma'zarat istab uyga qaytaman deb sohildan ketib boryatsa, dengiz betida qalqib turgan bir o'tin parchasini ko'rdi. Keyin uyga quruq qaytma endi. Bola chaqa o'choqqa yoqadi, ovqatda ishlatadi shuni deb. Haligi o'tinni qirg'oqda qirg'oqqa chiqarib, sudrab uylariga olib ketgan ekanlar-da. Uyga olib borib o'tinni endi bu shu yoqishlikka tayyor qilib, bo'lib, parchalab, maydalab qo'yaman deb bir tesha ursalar, ichidagi haligi 1000 dinar to'kilib tushgan ekanda. Keyin yaxshilab ochib qarasa, ichida boyagi maktub ham bor. Hayron bo'lib yoqasini ushlab Allohning qudratiga tan berib qopdi-da endi bu kishi. Keyin haligi qarzdor odam shunday qilishga qildi, lekin baribir o'zim borib ko'rib yuzma-yuz qo'lma-qo'l qilib baribir ko'rishib qo'yishim kerak, borib qo'yishim kerak degan bir andishayu xayol bilan kema topib markab topib yetib ketdi endi. Oradan 3 kunmi, 5 kunmi, ozmi, ko'pmi vaqt o'tgan kelib birodariga uchrab, mana sizga 1000 dinar, endi boshqa 1000 dinar. Mana 1000 dinar olib keldim, kech qoldim, uzr. Aybga buyurmaysiz, shunaqa bo'lib qoldi deb o'zini uzr ma'zaratlarini aytib tursa, bu kishi aytarmishki, "Ha, siz hech kimdan biror narsa berib yubormaganmidingiz?" dermiş. Ay mana kema endi keldi, men endi kelyapman desa, yo boshqa birovdan, boshqa bir yo'ldan omonatni yuborganmidingiz, yubormaganmidingiz deb ikkalalari yig'lashib, ko'rishib, quchoqlashib, xullas Alloh taologa bo'lgan tavakkullari, Alloh taologa bo'lgan iymonlari, Alloh taologa bo'lgan ishonchlarini Alloh taolo bo'shga chiqarmaganini bir ko'rasiz deb aytdim. Albatta bu Bani Isroilda bo'lgan voqea. Islomda musulmonlarda, ya'ni ummati Muhammad orasida ham shuni o'zidaqa bo'lmasa ham, lekin shunga o'xshagan bir qancha voqea hodisalarini bo'lganligini tarix kitoblarida ko'rishingiz mumkin. Bundan shuni bilamizki, musulmonlar nihoyatda qarzlariga sodiq bo'lishgan. Qarz katta kichigi bo'lmaydi. Qarz qarz. Qiyomat qarz deb qo'yadi shunchunki, agar vafot qiladigan bo'lsa inson to'g'ri shu qarzini uzmagunicha u odamning hisob kitobi ham ko'rilmas ekanda. Bu hadisda nimalar o'rganamiz? Bu hadisda aynan ta'kidlab o'tganimizdek, omonatga bo'lgan e'tibor, omonatdorlik, Alloh taologa bo'lgan e'timod, suyanishlik, iymon quvvati. Shuncha pulni qo'rqmasdan quyosh ichiga o'yib tashlab yuboryapti. Nega? Chunki aytayapti-da u odam, "Men seni kafil qilganman.
Men seni vakil qilganman, men seni shohid qilganman. Albatta sen buni yetkazasan. Ya'ni ishonchi balkim o'zi qo'lida olib borib bergandan ko'ra bu yo'l bilan yetib borishligiga bo'lgan ishonchi o'sha paytda kattaroqda. Aslida mundoq o'ylab qarasangiz ham shunday emasmi? Siz bir joydan ikinci bir joyga ko'chib, ya'ni yo'lga chiqib, ya'ni A nuqtadan B nuqtaga yo'l yurib, masofa bosib borar ekansiz, aslida sizi Xudo Alloh o'sha yerga olib boradi-da. Bu nuqtadan u nuqtaga sizi olib borgan Allohda. Men bordim o'zim deb o'ylamang. Aslida sizi Alloh olib bordi. Agar istamasa yetib bora olmasdingiz o'sha joyga-da. Endi bu siz bo'lasizmi yoki bir parça o'tin bo'ladimi? Alloh taolo albatta omonatlarni zoya qilmaydigan zot ekanligini unutmasligimiz kerak bo'ladi va mana bu hikoyada aynan shuni bir dalilini bir namunasini ko'rdik-da. Alloh taolo hammalarimizni bu borada xususan omonatlar zoya bo'lgan qarzga bo'lgan e'tiborlar ya'ni susaygan demoqchi bo'lyapman, lekin susaygan emas, balki yo'qolib ketgan bir davrda yashab turibmiz. Avvalambor o'zimiz qolaversa bizni eshitib turgan barcha aka-uka ukalarimizdan, birodarlarimizdan ayni mavzuda diqqatli bo'lishlarini so'rab, tanbehlab qolgan bo'lamiz. Yaxshi kunlarda, yaxshi soatlarda yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hikoyalarini tinglashlik uchun inshaalloh sizlar bilan yana boshqa takror va takror bir oraga kelamiz degan umiddaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi.